Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Tekrardan hafta sonu için hazırlayabileceğiniz bir kahvaltılık tarif vereceğim. Sadece 3 malzeme diyebilirim. Kaşar peyniri rendeleyeceğim. 2 adet yumurta, 1 tane de patates. Öncelikle kaşarı rendeleyeyim. Patatesleri de küp küp olacak şekilde doğrayacağım. İlk önce kaşarı rendeleyeceğim. Daha sonra patatesi doğrayacağım. Gördüğünüz gibi sadece şu kadar kaşar kullanıyorum. Hemen hemen kalın dilimli 3 dilim ancadır. Kaşarı şimdi kenara alayım. Patatesi doğrayacağım. Bir adet büyük boy patates kullanıyorum. Miktarını kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patatesi kabuğunu soyduktan sonra küçük küçük küp halinde doğrayacağım. Eğer büyük doğrarsanız bu sefer pişirirken biraz zorlanırsınız. O yüzden küçük küçük doğramaya özen gösterin. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle küçük küçük doğrayacağım. Patatesi doğradım. O artık kenarda beklesin. Şimdi yumurtaları da çırpayım. Hepsini hazırladıktan sonra ocağımın başına geçeceğim. 2 adet yumurtayı derin bir kabın içine alıyorum. Yumurtaları yıkadım bu arada. Yumurtaya birazcık tuz ekleyeceğim. İyice çırpıyorum. Tamamdır. Yumurtayı da çırptım. Şimdi artık ocağımın başına geçebilirim. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yaktım. Çeyrek çay bardağı sadece, yani bir 4-5 yemek kaşığı ancadır sıvı yağ koyuyorum. Bunu sadece patatesleri biraz kızartmak için. Yağ iyice ısındıktan sonra içerisine patatesleri ilave ediyorum. Çok fazlasıyla karıştırmayın patatesleri. Hafif kızartacağım. O arada patatesler pişecektir de. Karıştırmıyorum, böyle bırakacağım. Hafif alttan kızarmaya başlayınca karıştırıyorum. Altını kıstıktan sonra bunun kapağı olmadığı için ben böyle kızartma telini üzerine kapatacağım. 1-2 dakikada kısık ateşte böyle pişireceğim. Artık yeterli. Patatesler tamamen pişti. Pişmediğini düşünmeyin. Gördüğünüz gibi eziliyor artık. Hemen ardından yumurtayı eşit bir şekilde döküyorum. Tam anlamıyla patatesi kapatsın. Üzerine sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben biraz tuz attım. Biraz pul biber. Biraz karabiber. Birazcık da kekik. Çok azıcık, böyle bir tutam kadar. Üzerine de kaşar rendesi koyuyorum. Bu arada altı kısıkta. Sakın yüksek açmayın. Altını bu sefer yakarsınız. Kaşarı tamamen ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Biz kaşarı biraz bolca sevdiğimiz için ben biraz bol ekliyorum. Kapatabileceğim bir kapak buldum. Kapak kapatırsanız daha iyi olur. Hem patatesler buharla birlikte daha iyi pişecektir. Kaşarlar böyle eriyip hafif yumurtada pişene kadar pişireceğim. Altı da bu arada kısık da, sakın yüksek ayarda açmayın. Sadece 1 dakikadır pişiyordu artık. Yeterli. Gördüğünüz gibi pişmiş. Altını kapatacağım. Bir 10-15 saniye kapağı kapalı bir şekilde beklesin. Servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Hemen dilimleyeceğim.
Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Patatesleri de gayet güzel pişti. Hiç aklınıza pişmediği ile ilgili bir şey gelmesin. Çünkü ortalama bir 15 dakikaya yakın pişirdim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.